Herkese merhabalar, Arsket Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Yeni bir Pazar sohbeti ile daha karşınızdayım. E, tabii uzun zamandır e, Pazar sohbeti yapmıyorduk. E, şimdi sizlere böyle e, güzel bir sohbet niteliğinde hem haberler hem maç sonuçları hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii ki yine yaklaşan maçlar hakkında da bilgi vereceğim. Evet, dilerseniz hemen başlayalım. En son e, önemli haber olarak tabii ki 26 Eylül'de Eddie Hearn'ın Daniel dubois Anthony Joshua e, rövanş maçını e, Türkiye Alalşik'in planladığını e, açıklaması aslında e, önemli olarak söylenmişti. Çünkü e, herkes merak ediyordu acaba Anthony Joshua sonraki maçını kimle yapacak, Daniel Dubois sonraki maçını kimle yapacak diye. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Türkiye Alaşık eğer bu maçı e, yani rövanş maçını planladıysa 6 ay içerisinde biz Entenica şu ile Daniel Dubois'ın e, rövanş maçı yaptığını görebileceğiz. Hatta e, bu Eddie Hearn, Frank Uren ve Türkiye Alaşık'ın beraber oturup da e, Şubat ayı hakkında Böyle Şubat ayına bir müsabaka, bir gece düzenleyeceğini anladığımızdan dolayı yani 2025'in Şubat-Mart ayları gibi bu karşılaşmanın olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki bu gecenin alt kartında da önemli maçlar olacaktır illaki. Bunları da takip ediyor olacağız. Evet 28 Eylül gecesi yani dün gece e, IBA Boxing Night, e, IBA Champions Night e, düzenlendi. E, burada da Muhammed Rasil Macidov 2021 yılından sonra e, tekrardan ringe çıktı. Nursultan Sultan Amanzolov'la. E, şöyle baktığımız zaman Muhammed Rasul Macidov gördüğünüz gibi 2021'den en son Andrei Fedesov'a birinci roundda knockout olmuştu. E, şimdi tekrardan Nursultana karşı e, bir galibiyet alarak ee, tabii ki bu Boxerik üzerinde henüz kayıtlara geçmedi bu ama mutlaka geçecektir. 208. sıradaydı Nur Sultan. Ee, dolayısıyla son maçlarını da kazanmıştı ama e, Muhammed Rasul Macidov e, yaşına rağmen ki zaten 38 yaşında şu anda e, bu karşılaşmayı kazanmayı başardı. Dolayısıyla ilk 200 içerisine girmiş e, mutlaka olacaktır diye söyleyebilirim. IBA Champions Night'ın diğer karşılaşmasında Ağır Siklet maçta Jackson Murray ve Solomon Adebayo e, karşılaştılar. Jackson Murray zaten ben hani Avustralyalı boksörün gayet iyi bir boksör olduğunu söylemiştim. E, beğendiğimi söylemiştim. Steven Torres'e karşı çok iyi bir şekilde dövüşmüştü. E, şimdi Solomon Adebayo'yu da ki zaten Solomon Adebayo yenilgisiz bir boksördü. 14 maçının 13'ünü knockout kazanmıştı. Ve 27 yaşındaydı. Ama Solomon Adebayo'yu sayıyla yenmeyi başardı Jackson Murray. Dolayısıyla bakın maçtan önce 120. sıradaydı Jackson Murray. Rakibi de 98. sırada olduğu için artık ilk 100 içerisine Jackson Murray'nin girdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani gireceğini söyleyebilirim. Dediğim gibi Steven Torres maçını izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu karşılaşmayı da yine... Ee, IBA Champions e, Night gecesini IBA Boxing Night e, YouTube sayfasından oradan tekrardan izleyebilirsiniz. Ben de zaten karşılaşmayı yine izliyor olacağım. Diğer taraftan 18 Mayıs'taki Uysik Fury Füri e, gecesi öncesi e, Jackson Murray'nin bu Alexander ile beraber sparring yaptığını da bu görüntüden e, anlayabiliyoruz. Çünkü 9 Mayıs'ta çekilmiş bir e, fotoğraf yine bu. Evet e, bu haftaki Ağır Haberleri ve sohbetimiz bu şekilde. E, katıl üyelerimize teşekkür ediyorum. E, desteklerinden ötürü. Canlı yayınlar, yayınlarda zaten ben isimlerini e, söyleyeceğim. Evet. E, şimdilik bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.